Global Rapor'a hoş geldiniz. Ben Sinan Akgünay. Bugün Mahir Büyük Yılmaz'la beraber yine beraberiz. Dünyadaki gelişmeleri konuşacağız. Bu haftanın raporunu açıyoruz. Avrupa mülteci krizini tartışırken Global Rapor Avrupa'ya bakıyor. Almanya'da koalisyon çatırdıyor mu? Partilerin geleneksel yapısı neyi ifade ediyor? İtalya'da göçmen karşıtlığı Avrupa'yı nasıl etkiliyor? Conte hükümeti İtalya'nın geleceğini nasıl şekillendirecek? İspanya'da sosyalist kabinenin şifreleri üzerine konuşuyoruz. Yeni hükümet Avrupa Birliği için ne ifade ediyor? Yemen'de yaşanan insanlık dramı artarak devam ediyor. Savaşın insani bilançosu Orta Doğu'ya nasıl yansıyor? Arka planda neler yaşanıyor? Dünya bütün bunlara kayıtsız mı kalıyor? Suudi Arabistan, İran gerilimi üzerinden Yemen'i tartışıyoruz. Dünyaya bağlanmak için yola çıkıyoruz. Hepsi ve daha fazlası Global Rapor'da. Bugün 21 Haziran 2018, burası Global Rapor. Bizi izleyen herkese merhaba. Evet Sinan, konularımız yoğun. İstersen artık her hafta geleneksel hale gelen soru seansımızla başlayalım. Ondan sonra konulara geçelim. Başlayalım tabii. Bu hafta yine Ankara'dan Deniz Yıldırım soruyor bu sefer. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden çıktı. Neden çıktı? Bu ne anlama geliyor? Sinan, önce Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ni kısaca bir anlatalım istiyorum. Konsey 2006 yılında Cenevre'de Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Komisyonu'nun yerine kuruldu. 47 üyesi var. Bu üyeler Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından her 3 yıllık periyotlar için seçiliyorlar. Ve hiçbir üye 2 dönem üst üste konseyde yer aldıktan sonra bu görevi 3. kez devam ettiremiyor. Konseyin temel görevi Birleşmiş Milletler'in 197 tane ülkesinin insan hakları karnesini aslında hazırlamak. Ve bunu nasıl yapıyor? Bunu uluslararası farklı alanlarda insan hakları başlığının çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla beraber yapıyor. Dolayısıyla İnsan Hakları Konseyi sivil toplumun, diplomasinin ve toplumların bir arada buluştuğu Birleşmiş Milletler yapısı olarak izah edilebilir. Amerika ile İnsan Hakları Konseyi'nin ilişkisi esasında baştan beri sıkıntılı. 2006 yılında kurulduğunda burada bu hikayeyi aslında uzunca değerlendirmiştik. Dönemin ABD Birleşmiş Milletler Büyükelçisi John Bolton, şu anda Donald Trump'ın en kilit isimlerinden bir tanesi. O zaman Amerika'nın konseye dahil olmasının yapısal bir sıkıntı yaratacağını ifade etmiş ve Bush döneminde Amerika konseye dahil olmamıştı. Ancak 2009 yılında Barack Obama döneminde Amerika konseyin varlığını tanıdı ve 2002 yılında da konseye seçildi. Şu anda Amerika konseydeki ikinci dönemini geçiriyor ve dönemi 2019 yılında bitecekti. Dolayısıyla bu bir erken çıkış anlamına geliyor Donald Trump'ın vermiş olduğu karar. Bu noktada da gene daha önce programlarda senin de anlattığın husus önem arz ediyor. Amerika'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley'nin aslında John Bolton'la ortak bir noktası var. O da bu iki isimde Birleşmiş Milletler'in hem topyekün hem de altyapılarının, alt kurumlarının bir reform sürecine tabi tutulması gerektiğini savunuyorlar. Nikki Haley, konseye dair eleştirilerini geçtiğimiz yıl zaten net bir şekilde ortaya koymuştu. Buradaki temel eleştiri noktası da şu, konseyin öncelikle çok tek taraflı olduğu ve temel konusu olarak İsrail-Filistin meselesini ele aldı. Halbuki insan hakları ajandasının küresel seviyede çok daha geniş bir zemine yayıldığı iddiasıyla
çok sert bir şekilde eleştiriyordu. Diğer bir eleştiri noktası da şuydu. Konseyin mevcut üyeleri arasında Venezuela, Suudi Arabistan, Çin gibi ülkeler var. Bu ülkelerin de insan hakları karnesi son derece olumsuz. Dolayısıyla konsey bu ülkelere giriş hakkı vererek aslında insan haklarına aykırı bir tutum sergiliyor ve bağımsız bir noktadan insan hakları konusuna yaklaşmıyor. Böyle bir eleştirisi vardı. Fakat enteresan bir şey oldu. Söylediğim gibi konseyde sivil toplum örgütlerinin düşünceleri alınıyor. Ve ülkelerin karneleri yazılırken bunlardan faydalanılıyor. Bu sivil toplum örgütlerinin bir birlikteliği var. 162 tane dünyanın farklı yerinden sivil toplum kuruluşunun bir araya geldiği ve konseyle ilişkili olan. Bu da uluslararası insani ve etik birliği adlı bir birliktelik. Nikki Haley kararın ardından bu topluluğa bir mektup yazdı ve dedi ki Amerika'nın reform ajandası sizin nedeninizle bir türlü çalıştırılamıyor. Siz, biz bunu yapmak noktasında ülkeleri etrafımızda toplamaya çalışırken siz çalışmalarınızla ülkeleri caydırıyorsunuz. Dolayısıyla bizi sırtımızdan bıçaklıyorsunuz. O yüzden de biz bu konseyden ayrılacağız. Böyle bir karar açıkladılar. Karar öncelikle ilk tepki Çin'den geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı bu kararın uygun olmadığını ifade etti. Şimdi önümüzdeki günlerde sürecin nasıl işleyeceğini hep beraber göreceğiz. Çok ufak ben de bir ekleme yapayım. Dediğin gibi aslında Amerika Birleşik Devletleri örgütten çıkarken, teşkilattan çıkarken oradaki Çin üzerinden, Venezuela üzerinden insan hakları alanında ülkelerin ikiyüzlülüğünü ortaya koyarak çıkmaya çalıştı. Ama burada çok önemli bir nokta, Suudi Arabistan ismini saymadı. Dolayısıyla burada söyledikleri konularda, söyledikleri hususlarda bir gerçeklik payı olsa dahi aynı konuyu, aynı suçu ya da aynı ikiyüzlülüğü kendisi de yapıyor diyeyim. Bunun yanında dediğin gibi Çin'den ilk tepki geldi. İsrail, Amerika'nın çıkışını memnuniyetle karşıladığını evet. açıkladı. İngiltere ve Birleşmiş Milletler üzüntülerini dile getirdi ve aslında bir hayal kırıklığı olduğunu ortaya koydu. Boris Johnson, İngiltere Dışişleri Bakanı şunu ifade etti. İngiltere'nin de reform ajandasının gerekliliği hususunda Amerika'ya katıldığını ama bunun yolunun konseyden çıkmak olmadığını açıkladı. Sinan, istersen fotoğrafa geçelim. Geçelim. Bundan sonra her hafta bir fotoğraf karesini alıp yorumlamaya çalışacağız. Ne anlam ifade ettiğini tarihsel süreç itibariyle ve diplomasi zemininde. Bu ne fotoğrafı şimdi? Bu 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleşen Kuzey Kore ve Amerika zirvesinin fotoğrafı. Fotoğraf neden özel bir fotoğraf? Şundan dolayı Kim Jong-un'un hem dedesi hem de babası böyle bir karenin elde edilebilmesi için aslında yanıp tutuşan liderlerdi. Çünkü kareye baktığımızda Amerika ve Kuzey Kore'nin iki eş devlet olarak ortada durduğunu görüyoruz. Ki zirvenin düzenlenmesi de aslında tam da bunun bir böyle bir ifadenin ortaya çıkması adına yapılmıştı. Ki bir dipnot eklersek aslında fotoğrafın hikayesine bakacak olursak iki liderin bulundukları konum, sahneye çıkışları, eş zamanlı hareket edişleri, sonra el sıkışları bunların her biri aslında Kuzey Kore ile Amerika Birleşik Devletleri'nin eş, partner, karşılıklı olarak iki tane ulus devlet olduklarını ve bu bağlamda bir araya geldiklerini, birbirini tanıdıklarını gösteren ki senin dediğin gibi Kuzey Kore'nin tarihsel açıdan önem atfettiği bir konuydu bu. Doğru ve bu fotoğraf karesi de esasında anlam ettiği bütün itibariyle son derece eleştiri aldı. Özellikle Japonya ve Amerikan iç siyasetinde Donald Trump herhangi yeterli düzeyde bir karşılık almadan böyle bir karenin ortaya çıkmasına imkan verdiği için
ciddi şekilde eleştiriliyor. Fakat Donald Trump da bu kareyi esasında savundu ve belli ödünler vermeden belli kazanımlar sağlanamayacağını ifade etti. O yüzden dünya tarihine özel bir kare olarak geçti bu fotoğraf. Bundan sonraki haftalarda da daha farklı fotoğrafları analiz etmeye çalışacağız. İstersen bu haftanın raporunu açalım. Açalım. Bu hafta Amerika'da da konuşuldu çok ama Avrupa Birliği özelinde bir göçmenlik krizi yaşanıyor. Hem ülkelerin kendi içinde yaşanıyor, Almanya'da olduğu gibi koalisyon ortakları birbirine giriyor, koalisyon çatırdıyor diyeyim. Hem de ülkeler arasında, Fransa ile İtalya arasında bir gerginlik yaşandı. İki ülke görüştü. Hem de Avrupa Birliği toplamında da yaşanıyor sanki. İstersen Almanya ile başlayalım. Sen Almanya'nın genel politik yapısını anlat. Göçmenlik krizi bu yapı içerisinde nerede duruyor? Ben de daha ziyade ekonomik boyutuna değinmeye çalışayım. Tamam. Sinan, hatta şundan başlayalım. Geçtiğimiz hafta ele almıştık. Bir önceki hafta Lüksemburg'da Avrupa Birliği İçişleri Bakanlığı zirvesi yapıldı. Ve bu zirvenin temel konusu göçmenlik meselesiydi. Fakat göçmenlik meselesi konusunda esasında Avrupa'nın etrafında ortaklaşabileceği bir ajanda kurgulamakta maalesef başarılı olamadılar. İtalya'da yeni hükümet, Conte hükümeti ve onun İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Lig Partisi lideri Salvini bu toplantıya katılmadı. Hakeza Almanya'nın İçişleri Bakanı Seehofer de, CSU lideri, toplantıya katılmadı. Bu toplantının temel ajandası şuydu. İtalya'da yeni başbakan Conte yemin töreni sırasında hükümet programını açıkladı. Hükümet programının en önemli maddelerinden bir tanesi de göçmenlik sorunuydu. Göçmenlik konusunda Avrupa'yı reforma davet etti. Ve göçmenlik konusunda Avrupa'nın temel yaklaşımını temsil eden Dublin regülasyonunun yenilenmesi gerektiğini ifade etti. Ve Lüksemburg'daki toplantı bu ajandayla yapılmıştı. Fakat dediğimiz gibi farklı ülkelerin etrafında toplanabileceği bir ajanda oluşturmakta zorlanıldı. İtalya'nın buradaki temel yaklaşımı şuydu. Dublin regülasyonu çerçevesinde göçmenler ilk girdikleri ülkede kalıyorlar. İşlemleri tamamlanana kadar. Ondan sonra işlemler tamamlandıktan sonra diğer Avrupa Birliği ülkelerine gidebiliyorlar. Bu da özellikle Avrupa'nın güney cephesindeki ve doğu cephesindeki ülkelere ciddi bir yük bindiriyor. İtalya bu paradigmanın değişmesi gerektiğini savunuyor. Fakat Fransa ve İtalya arasında çıkan krize de bir bakalım buradan. Libya'dan gelen Aquarius isimli 630 tane mülteciyi taşıyan gemi İtalya'ya doğru yola çıkmıştı ve İtalya geminin limana yanaşmasına izin vermedi. Ve mülteciler açıkta kaldılar. Yeni İçişleri Bakanı Salvini dedi ki İtalya bir göçmen kampı olmayacak. Ve bu konuda biz çok sert bir siyaset izleyeceğiz dedi. Bunun üzerine Macron Elize Sarayı'ndan bir açıklama yapıldı. Ve bunun kabul edilemez, insani değerlere aykırı olduğu ifadesi geldi. Bunun üzerine İtalya, Fransa'nın Roma Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı ve Fransa'nın resmi olarak özür dilemesini talep etti. Ve ekonomi bakanları arasında yapılacak toplantı iptal edildi iki ülke arasında. Fakat geçtiğimiz hafta yeni başbakan Conte ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında bir toplantının yapılması gündemdeydi. Dünyada şöyle bir endişe oldu. Bu toplantı da mı iptal edilecek? Fakat toplantı iptal edilmedi. Conte Paris'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Ve burada Macron ve Conte beraber çalışmak yolunda bir karar aldılar. Ve
Eurozone reformu kapsamında, yani Avrupa bölgesi reformu kapsamında mülteci konusunun da birlikte ele alınacağını ifade ettiler. Burada Conte yemin töreni sırasında ortaya koymuş olduğu yaklaşımda bir değişikliğe gidebileceğini sinyallerini verdi. O da şu, toplam bir paradigma değişikliğinin gerekli olduğunu söyledi. Ve göçmenlerin çıkış yaptıkları ülkelerde, Avrupa Birliği sınırları dışarısındaki ülkelerde büyük göçmen merkezlerinin kurulması, göçmenlerin burada toplanması, ondan sonra uygun bulunanların ancak Avrupa'ya doğru yola çıkabilmesi noktasında bir yaklaşım gerçekleştirmek istediklerini ifade etti ki Macron da buna destek olacağını açıkladı. Bu salı günü Almanya'daki krize geleceğim, siyasi krize. Almanya'ya geçmeden önce ben İtalya üzerine konuşayım tamam. İstersen. Daha parça parça gidelim. Dediğin gibi İtalya ile Fransa arasında bir gerginlik yaşandı. Macron ve hükümeti çok sert bir şekilde eleştirdi İtalya'nın tutumunu. Ama şöyle de bir şey var, onu da söylemekte fayda var. Fransa ile ilgili çıkmış bazı araştırma raporlarında Fransa sınırlarındaki güvenlik güçlerinin de aynı şekilde İtalya'nın yaptığına benzer uygulamalar yaptığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla eleştiriler ne kadar samimi, kamera arkasında neler yaşanıyor, onlara bir şerh düşmek, bir soru işareti koymakta fayda var. Şimdi İtalya'ya baktığımızda, İtalya gerçekten uzun zamandan beri çok göçmen çekiyor. Konumu itibariyle çekiyor, Afrika'ya yakınıyla, Orta Doğu üzerindeki lokasyonuyla bağlamında çekiyor. Geçtiğimiz hükümetin Dışişleri Bakanı, yanlış hatırlamıyorsam, Libya ile bir anlaşma yapmıştı ve o anlaşma çerçevesinde Libya'ya sahil güvenlik botları da vermişti. Ve bu anlaşma çerçevesinde yine İtalya'ya Libya'dan gelen göçmen sayısında çok ciddi bir azalma olmuştu. Evet, %87 bir sene içerisinde bir düşüş kaydettiler bununla beraber. Yani bu bize aslında İtalya örneğinde ikili anlaşmalarla bu işin bir yere kadar çözülebildiğini gösteriyor. İtalya'nın daha bütüncül olarak ekonomik yapısına baktığımızda aslında bakmamızda da fayda var çünkü. İtalya'nın Avrupa Birliği ile ilişkisi üzerine bir konu, göçmen konusu. Ama İtalya'nın Avrupa Birliği ile ilişkisinde son günlerde ortaya çıkan tek konu da bu değil. Bu konuyla bağlantılı olarak birçok konu var. Aslında İtalya'da Conte hükümeti kurulmaya başlandığı devlet başkanının, cumhurbaşkanının ilk başta kabul etmediği ekonomi bakanı ortaya çıktığında aslında bu popülist hükümetin gerçekten Avrupa Birliği karşıtı bir söylemi vardı. Özellikle ekonomik boyutta. Öyle anlaşılıyordu ki İtalya Euro bölgesinden çıkmayı amaçlıyor. Euro bölgesine çok ciddi bir şekilde karşı çıkıyor ve bu bağlamda birçok değerlendirme yapılıyordu. Ancak mevcut ekonomi bakanının geçtiğimiz günlerde farklı bir açıklaması oldu. Bizim Euro'dan çıkma gibi bir düşüncemiz yok diyor. Bizim amacımız 2018'de, 2019'da, 2020'de gerçekten çok ciddi miktarda borç ödememiz var. Biz bu borçları sağlığız, bu borçları ödeyebileceğiz. Bu borçları ödeyebilmek için biz yapısal reform yapacağız, yatırımcı çekeceğiz ve İtalya'yı kalkındırmaya çalışacağız diyor. Aslında Conte de yemin töreni sırasında şunu söyledi. Biz kemer sıkma politikalarıyla beraber borcumuzu aşağı çekmek yerine refah seviyemizi arttırarak borçları ödeme yoluna gireceğiz. Dolayısıyla bu sürecin yükünü halkımızın sırtına yüklemeyeceğiz diye bir yaklaşım ortaya koydu. Ve bu bağlamda aslında ekonomik resmin içerisinde ortaya çıkan bir durum da İtalya'da çok ciddi bir işsizlik var. İşsizlik %10'un üzerinde, genç işsizlik %35'in üzerinde. Ve İtalya'daki sıkıntı aslında, İspanya'yı da birazdan konuşuruz ama İspanya'dan ayıran, İspanya'daki işsizlik daha yüksek. Ama neden İtalya daha fazla ortaya çıkıyor diye soracak olursan, İtalya'daki işsizlik düşmüyor. İspanya'daki işsizlik daha yüksek ama çok daha yüksek seviyelerden ekonomi büyüterek, işte Avrupa'dan desteklerle, reformlarla, şunlarla, bunlarla bir düşüş trendine soktular. İtalya'daki düşmüyor ve düşmediği gibi ekonomik büyüklükte de, büyümede de sıkıntı var ve devletin, kamunun borcu, milli geliri oranı %131 seviyesinin üzerinde. Dolayısıyla hem işsizliğin çok yüksek olması hem kamunun ciddi bir borcu olması
İtalya ile ilgili endişeleri arttırıyor ve arttırdığı gibi genç işsizliğin özellikle çok yüksek olması ki önümdeki rakamlara bakıyorum şimdi. 20-30 yaş arasındaki İtalyanların %30'u çalışmıyor, okumuyor. Doğru. Yani hem Yunanistan'ın hem de İspanya'nın rakamlarının çok üzerinde ki bu genç işsizliği konusunda dünyanın parmakla gösterdiği iki olumsuz örnek olarak önümüzde duruyor. Ki bu rakamlar aslında bize bir şey söylüyor. Bu rakamlar bize İtalya'da iki tane popülist partinin hani birbirinden bağımsız olarak farklı bölgelerde ortaya çıkan ve aslında farklı argümanları olmasına rağmen göçmen konusunda olduğu gibi bir araya gelebilecek ve Batı Avrupa'nın ilk popülist akımı iktidardaki olabilecek bir yapının neden oluşabildiğini, nasıl rağbet görebildiğini anlatıyor. Sinan, bir rakam çok önemli bu noktada İtalyan seçmeni hususunda. 35 yaş altı seçmenin toplam da %53'ü 5 Yıldız ve Lig Partisi'ne oy vermiş. Bu çok önemli. Bir de son bir şey ifade edeyim. İtalya'da işsizlik maaşı var. İşsizlik maaşı 1300 euro. 2 yıl boyunca vatandaşlara veriliyor bu işsiz vatandaşlara. Bu çok ilgi çeken bir şey işsiz vatandaşlar arasında. Ve bu aynı zamanda vergi düzenlemelerini de yakından ilgilendiriyor. Çünkü vatandaşlar bu işsizlik maaşını almak istiyor. Dolayısıyla çalışsa dahi yasa dışı bir ekonomi içerisinde çalışmayı tercih ediyor. Şirketler de bunu tercih ediyor. Vergisini ödemiyor. Şimdi bu hafta çok değinmeyiz. Ancak yine konuşmamızda fayda olacak. Bu vergi konusunda ciddi reformlar düşünülüyor. Ciddi çalışmalar yapılıyor. Ki birçok şirkette, şimdi geçtiğimiz haftada çıkan 1000 tane şirkette vergisini ödemediği tespit edildi ve bu vergiler tahsil edilmeye başlandı İtalya'da. Bir diğer husus da şu, yeni hükümetin en önemli maliye tarafındaki ajandasının başında İtalya'da altın emeklilik olarak adlandırılan üst düzey kamu emeklilerinin aldığı yüksek maaşların tırpanlanması konusu var gündemde. Şimdi bu resmin içerisinde İtalya'daki durumu daha net anlıyoruz. Göçmen çeken bir ülke, işsizlik çok yüksek, popülist akımlar yükselmiş durumda ve aslında göçmen konusu bu popülist akımların yükselmesiyle, iktidara gelmesiyle daha vokal bir hale de geliyor. Buradan istersen Almanya'ya geçmeden önce İspanya'ya bağlayalım. Sen İspanya'yı da çok yakından takip ediyorsun, Sanchez'i, Pedro'yu çok yakından takip ettin yıllarca. İstersen sen yeni kurulan hükümet yapısını nasıl geldi bugüne bir anlat. Ben de onun üzerinden yine İtalya ile İspanya'yı bir karşılaştırayım. Şimdi İtalya konusunda ben son bir not vermek istiyorum. O da şu, tam da bu yükselen popülizm dalgasına daha da fazla oturmak, ondan 5 Yıldız Hareketi'nin aldığı desteğin daha üzerine bir destek almak için Lig Partisi lideri, İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini çok enteresan bir çıkış yaptı bu hafta. O da şu, İtalya'da yaklaşık 180 bin tane Roman kökenli insan yaşıyor ve biz bunlar özelinde bir nüfus sayımı gerçekleştireceğiz. Bunlardan İtalyan vatandaşı ya da oturum izni olmayanları İtalya'dan çıkartacağız şeklinde bir açıklama yaptı. Bunun üzerine İtalya içinden ve Avrupa sattığından çok ciddi eleştiriler aldı. Bunun insan haklarına aykırı olduğu noktasında. Fakat Salvini bu yaklaşımından da geri adım atmayacağını ifade etti. Şimdi İspanya'ya dönecek olursak, 3 hafta önce yeni bir hükümet kuruldu. Hükümet bir azınlık hükümeti ve İspanya Sosyalist Partisi lideri Pedro Sánchez tarafından kuruldu. İktidardaki Halk Partisi lideri Mario Rajoy çok uzun zamandan beri esasa bir siyasi krize yol açan bir yolsuzluk skandalıyla karşı karşıyaydı. Yolsuzluk skandalı 2009 ile 2015 yılları arasında devam eden, çok uzun süren meşhur Gürtel yolsuzluk davasının bir sonucunda esasa patlak vermişti. İspanya'nın farklı bölgelerinde hem yerel hem de ulusal seviyede Halk Partisi'nin temsilcilerinin ve görevlilerinin
kara para aklama operasyonu yürüttükleri parti yapısı üzerinden ortaya çıkarıldı ve ciddi cezalar aldı. Bunun üzerine Pedro Sanchez ki Sosyalist Parti toplam 350 sandalyenin sadece 84'ünü elinde tutuyor. Bir güven oylaması çağrısı yaptı İspanya parlamentosunda ve Rajoy hükümeti düştü. Pedro Sanchez enteresan bir figür. Kendisi 2014'ten itibaren siyaset sahnesinde fakat hiç seçim kazanamamış bir lider. Şöyle, 2014 yılında partinin yedek listesinden parlamentoya giren, yani seçilmeden, daha sonra da Rajoy karşısında 2015'te alınan seçim, 2011'de alınan seçim yenilgisini telafi etmek adına yeni bir yüz, genç, dinamik, sesi yüksek çıkan bir adanmış sosyalist olarak partinin başına gelmeyi başardı. Fakat 2015'te Halk Partisi karşısında sosyalistler tarihin en ağır yenilgisini aldılar. Fakat İspanya bir siyasi krize girmişti o dönemde, 2016 başına kadar süren ve hükümet kurulamamıştı ve yeni bir seçime gitmek durumunda kalmıştı ülke. Bundan da başarıyla çıkamayınca Pedro Sanchez parti başkanlığından ayrılmak durumunda kaldı ve şöyle bir yol izledi, ülkeyi gezdi Sinan. Tek tek köy köy, kasaba, ülkeyi gezerek kendi siyasetini… Siyasi yatırım yaptı. Evet, siyasi yatırım yaptı ve sadece 7 ay sonra… Hiç beklenmeyen bir şekilde partinin başına yeniden geldi. Dolayısıyla bizim elimizde hiç seçim kazanmamış bir lider var şu anda ve esasında anayasal zeminde hükümeti ele geçirmeye başardı. Bu noktada temel destekçileri Ciudadanos Partisi, Podemos ve Katalan dosyasında esasında ayrılıkçılığı savunan ufak partilerin desteğini almayı başardı ki Rajoy giderken bunu da çok ciddi şekilde eleştirdi. Ama bu aynı zamanda 2011'den beri veya belki daha uzun zamandan beri İspanya'nın nicelik olarak en güçsüz hükümeti, değil mi? Doğru, doğru. Çünkü José María Aznar, daha sonra Sosyalist Zapatero hükümetleri, sonrasında yeniden Halk Partisi'nin Rajoy'la beraber iktidara geldiği süreçte hep güçlü hükümetler görüyoruz biz. Burada bir azınlık hükümeti var ve azınlık hükümetinin üzerine kurulmuş olduğu zemin son derece kırılgan. Ki Rajoy giderken çok sert bir şekilde eleştirdi Pedro Sanchez'i ve kendisinin hiç seçim kazanmamış bir başbakan olacağı, siyasetin öyle kolay bir işi olmadığı, Ciudadanos'tan, Podemos'tan yani popülistlerden aldığı desteğin hiçbir geçerliliğinin olmadığı konusunda ciddi eleştirilerde bulundu. Fakat Pedro Sanchez dünyanın dikkatini çekmeyi başardı Sinan. Özellikle açıkladığı kabine, enteresan bir kabine. Toplam 17 bakanlığın 11'i kadınlardan oluşuyor. Ve özellikle iki isim burada önemli. Fakat öncelikle şunu söyleyeyim. 2007'de dönemin Başbakanı Zapatero, yani Sosyalist Parti lideri, bir yasa çıkardı ve İspanya sattığında hem yerel, hem bölgesel, hem de ulusal seçimlerde partilerin gösterdikleri adayların %50'sinin kadın olması zorunluluğuna dair bir kota getirdi siyasete ve bir Eşitlik Bakanlığı kuruldu. Fakat Eşitlik Bakanlığı 2009-2010 krizi döneminde kapatıldı ve Sağlık Bakanlığı'nın altında bir yapıya dönüştürüldü. Pedro Sanchez bunu yeniden diriltti ve başına kadın hakları konusunda çok önemli bir ismi getirdi. Diğer bir önemli isim ki bu İtalya'yla bir kıyaslama yapmamıza imkan veren bir husus arz ediyor. Ekonomi Bakanı olarak Nadia Calviño ismini seçti. Nadia Calviño Avrupa Birliği Bütçe Direktörlüğü yapmış bir isim uzun bir süre ve göreve geldikten sonra mali disiplinden ödün vermeyecekleri açıklamasını yapması çok ciddi şekilde dikkat çekti. İstersen burada bir araya gireyim hemen bir Ekonomi Bakanı'nı konuşmuşken ve Avrupa Birliği ile ilgili bir bakanı konuşmuşken özellikle değinmekte fayda var. Az önce söylediğim gibi İspanya, İtalya ile beraber Eurozone krizinde, Euro bölgesindeki ekonomik krizden en ağır etkilenen ülkelerden ikincisiydi.
Ki İspanya'nın gerek o zaman gerek şu anda işsizlik rakamları, genç işsizlik rakamları İtalya'dan daha yüksekti. Şimdi şu anda mesela bakıyorum önüme. İspanya'nın işsizlik rakamı %16. Ne demiştik İtalya'ya? %11. Ama buradaki dikkat çeken husus şu ki İtalya bu %16'lık işsizliği %25'lerden getirdi buraya. Benzer şekilde bugün İtalya'da %34 genç işsiz var. Bu rakamı da %45'lerden, 46'lardan indirdi buraya. Dolayısıyla bir başarı söz konusu, bunu devam ettirmek istiyor yeni hükümette. Ve burada aslında Sosyalist Parti'nin gelişiyle hükümet nasıl olacak, kabine nasıl olacak değerlendirmeleri yapılırken, Ekonomi Bakanı'nın böylesine Avrupa Birliği bütçesinden sorumlu bir insan olması aslında çok net bir mesaj. Avrupa Birliği'ne çok net bir mesaj. Çünkü Avrupa Birliği de aslında İtalya'daki bu ekonomik gelişmeleri olumlu değerlendirdi yıllarca. Ve bakış açısı şuydu. Evet, İtalya'nın bütçe açığı var. Bizim hedeflerimize uygun olmayan bazı şeyler var. Ancak İtalya reform yapmaya çalışıyor. İtalya istihdam yaratmaya çalışıyor. İşsizliği indiriyor. Ekonomik büyüme yaratıyor. Dolayısıyla böyle bizim hedeflerimize uymayan bazı açıklar, şunlar bunlar varsa biz bunu ilk etapta görmezden gelebiliriz. Ki İtalya ile ayrılan aslında çok önemli bir noktaydı bu İspanya için. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Yeri gelmişken Avrupa Birliği'ne, İtalya'yı konuştuk, İspanya'yı konuştuk, işsizlik rakamları verdik. İtalya'ya 11 dedik, İspanya'ya 16 dedik. Önümde Avrupa Birliği ülkelerinin var %7.3. OECD ülkelerinin var %5.5. Dolayısıyla hani baktığımızda gerek İspanya'ya gerek İtalya'ya Avrupa Birliği nezdinde nerede durduğunu, ayrışmayı gayet net görüyoruz. Şimdi bu Avrupa Birliği'ne verilen mesaj sadece tabii ki bu ekonomi konusunda değil, aynı zamanda göçmen konusunda da İtalya'nın almadığı göçmenlere İspanya kabul etti. Ve insani olarak böyle bir şeyin yapılması gerektiğini anlattı. Hanesine çok ciddi bir puan yazdı. Avrupa Birliği'ne hani Fransa'yı söyledik, Fransa argümanlar atıyor dedik ama raporlar aksini söylüyor dedik az önce. İspanya herkesin gözü önünde böyle bir işlem yaparak, özellikle yeni hükümet, yolun başında olan bir hükümet bunu yaparak aslında dediğin gibi hanesine çok önemli bir artı puan aktardı. Ki burada da bir sinyal yaktı Sinan. Görevden ayrılan Mario Rajoy, Merkel ve Macron'un en önemli destekçilerinden bir tanesiydi Avrupa bölgesi reformu konusunda. Pedro Sanchez de göçmenlik meselesini bir Avrupa meselesi olarak gören ve çözümün de bir Avrupa çözümü olması gerektiğini savunan Macron ve Merkel'e esasında burada bir sinyal verdi ve kendileriyle beraber hareket edeceğini söyledi. Çok kısa, İspanya özelinde bir isim büyük önem arz ediyor bana göre. O da yeni Dışişleri Bakanı Josep Borrell ismi. Josep Borrell eski Avrupa Parlamentosu başkanlarından ve bir Katalan. Fakat bir Katalan olmasına rağmen Katalan ayrılıkçılığına son derece olumsuz bakan ve bu konuda sesi çok yüksek çıkan bir isim. Dolayısıyla Borrell isminin Pedro Sanchez tarafından seçilmesi de Katalonya meselesinde esasında vermiş olduğu bir mesaj. Hem içeriye hem de dışarıya. Şu da bir enteresan not. Katalonya Özerk Bölgesi Başbakanı olarak yeni göreve başlayan Quim Torra ile Pedro Sanchez aynı gün görevi devraldılar. Ve aralarında da çok olumlu olmayan bir diyalog var geçmişten gelen. O yüzden İspanya ve Katalonya bağımsızlığı konusunda bizim programda ilerleyen günlerde inceleyeceğimiz konulardan bir tanesi olacak. Ekstra bir notun yoksa istersen Almanya'ya geçelim. Yok, yani kesinlikle Katalonya öyle olacak. Zaten çok kısa ekonomistlerin raporlarına baktığımızda da aslında İspanya hükümetinin önünde duran en büyük sorunları işte bütçe açığı, iş piyasasını şekillendirme, reform yapma, istihdam yaratma. Üçüncü ancak en önemli konu olarak ise Katalonya konusunu koyuyorlar. Çünkü bu konunun ne zaman patlayacağı, ne zaman zemin bulacağı belli değil. Bu işin çözülmesi gerekiyor. Senin söylediğin gibi bir ilişki söz konusu Katalonya yerel hükümetiyle mevcut hükümet arasında. Bunu nasıl şekilleneceğine bakacağız. Dediğin gibi Almanya'ya geçelim. Almanya, sen aslında az önce bir geçiş sistemini oluşturdun. Almanya göçmen konusunu Avrupa Birliği içerisinde çözmek isteyen bir hükümete, demin bir şanzölyeye sahip, evet. Merkel.
Çünkü hükümetin içinde ciddi bir çatışma var ve bu göçmen konusu bu çatışmayı şiddetlendiren bir konu olarak dikkat çekiyor. Ben bir giriş yapayım, sonra sana vereyim istersen sözü. Şimdi benim açımdan baktığımda gerek hükümet içinde, gerek hükümet dışından da eleştirilerde Merkel üzerinde iki nokta ortaya çıkıyor. Bir tanesi Avrupa Birliği reformları, diğeri bununla çok ilişkili bir şekilde göçmenlik konusu. Ki göçmenlik konusu krize bu hafta gündeme geldikten sonra ve hükümet içinde tartışılmaya başlandıktan sonra yavaş yavaş Avrupa Birliği reform sürecine de evrilmeye başladı bu. Şimdi baktığımızda Merkel kapısına gelen göçmenleri, başka ülkeye başvurmuş ancak Almanya sınırına gelen göçmenleri alınmamasını, İçişleri Bakanı'nın söylediği üzere alınmamasını kabul etmiyor. Buna karşı çıkıyor ve bu çok ciddi bir şekilde dirençle karşılandı İçişleri Bakanı tarafından. Karşı çıkmasının nedeni de esasında bunun Schengen prensiplerine aykırı olması. Dolayısıyla Merkel'in burada sorunu Avrupa Birliği zemininde çözme iddiası esasında kendini gösteriyor. Ama göçmen konusunu genel olarak Almanya açısından baktığımızda biraz farklı değerlendirmek gerekiyor diğer ülkelerden. Çünkü şimdi Almanya'nın ekonomik yapısı, ekonomik performansı ve Avrupa Birliği içerisindeki yapısı 2000'den bugüne baktığımızda, özellikle 2008 krizi sonrasına baktığımızda diğer ülkelerden ayrıştı. Çok kısa bir örnek verecek olursak, hani 2000'lerin başında İtalya ile Almanya arasındaki fark, refah farkı %2 dolaylarındayken şimdi %21'lere gelmiş. O gidişatın nereye gittiği görülüyor. Şimdi Avrupa Birliği reformlarında Macron'un Merkel'e önüne koyduğu birçok reform vardı. Geçtiğimiz haftalarda bunları tartıştık. Bunlardan bir tanesi bütçe konusuydu. Avrupa Birliği'nde ortak bütçe yapılması. Şimdi Merkel bunu bu zeminde, bu göçmenlik zemininde tartışılırken bir ortak noktaya geldiği görülüyor. Konudan kolaya atlamış gibi oldum ama şimdi geri gelin göçmenlik konusuna. Almanya için neden önemli? Şimdi Almanya 2008 krizinden sonra önünde ekonomik olarak bazı sorunlar vardı, doğru. Ancak bu sorunları atlattı. İşsizliği şu anda 1990'lardan beri en düşük seviyelerde. Bunu yaparken göçmen almadı mı? Aldı. Ancak göçmenlerden olumlu faydalanmayı bildi. Nasıl? Nüfusun demografik yapısı, yaş yapısı değerlendirildiğinde gelen göçmenler Almanya açısından genç bir nüfus teşkil etti. İhtiyacı olan bir nüfusu teşkil etti ve iş gücüne katıldı. 2018 için bakıldığında 600 bin yeni iş yaratılması bekleniyor Almanya'da. Bunun 100 bine göçmenlerden kaynaklanıyor. Şimdi bu çok önemli bir veri. Bu sene yaratılacak her 7 işten bir tanesi göçmenlere gidecek. Ancak bunu yaparken işsizliği de düşürmeyi beceriyor. Şimdi burada temel eleştiri ne olabilir halk nezdinde? Ona bakıyoruz. Bazı küçük iller var Almanya'da. Çok fazla göçmen alan iller. Bu iller daha fazla nüfus kaldıramayacağını, daha fazla göçmen gelişine, mülteci gelişini kaldıramayacağını savunarak artık istemiyoruz dediler. Ki kabul gördü bu. Artık o illere gitmiyor. İkinci konu ne olabilir? Şimdi Almanya büyüdü dedik, iş yarattı dedik, ekonomik büyüme de gerçekleştirdi dedik. Bunu yaparken çok temel bir nokta vardı. Almanya vatandaşların, çalışanların gelir düzeyine maaşlarını minimum seviyede arttırarak aslında bunu becerdi. Dolayısıyla şöyle bir soru geliyor Almanlardan. Ekonomi madem iyi gidiyoruz, refah şu bu. O zaman bizdeki gelir de artması lazım. Bizim maaşlarımız da artması lazım. Şimdi böyle değerlendirildiğinde aslında aklı bir talep oluyor. Bu da hükümet ortaklarınca da dillendirilmeye başlandı. Sana bırakmadan sözü hemen şöyle toparlayayım istersen. Şimdi hükümet ortakları arasında bir sorun bu. İkinci sorun Merkel'in bu konuyu kullanarak, Macron'dan da destek alarak bütçe konusuyla birleştirmesi. Şimdi Almanya içine baktığımızda bir bu konu yüzünden eleştiriliyor Merkel ki hükümette çatırdama yarattı. İki, Avrupa Birliği reformlarında Merkel eğer Macron'un taleplerini kabul ederse Almanya'nın Avrupa Birliği içindeki pozisyonunun
bozulacağı, ağırlığının azalacağı, özellikle Avrupa Birliği Merkez Bankası'ndaki ağırlığının azalacağı konuşuluyor. Sana bırakayım istersen. Sen bir Almanya resmini sen nasıl görüyorsun? Sinan, istersen şuradan girelim. Almanya'da geleneksel bir siyasi ilişki var. Yani Merkel'in başında olduğu Hristiyan Demokrat Birlik ile Seehofer'in başında olduğu Hristiyan Sosyal Birlik arasında. Hristiyan Sosyal Birlik ve Hristiyan Demokrat Birlik birer kardeş parti ve ilişkileri 70 seneden beri belli sorunlar yaşadıkları dönemler var. Fakat Avrupa'nın en uzun süre devam eden sağlam siyasi ilişkisi olarak görülüyor. CSU yani Seehofer'in liderliğini yaptığı parti Bavyera özelinde varlığını koruyan ve Almanya genelinde CDU yani Merkel'in başında olduğu CDU ile işbirliği yapan bir parti. CSU Almanya genelinde varlık göstermiyor. Bavyera dışında CDU da CSU'nun Bavyera'daki varlığına tehdit teşkil edecek bir siyasi yapılanma içerisine girmiyor. Böyle de bir geleneksel anlaşma içerisindeler. Şimdi Bavyera'nın burada esasında göçmen meselesiyle alakalı özelliği ne? O da şu, Saksonya ile beraber yani Güneydoğu'daki Almanya eyaletleri oldukları için doğudan gelen göçmen dalgasıyla en fazla boğuşmak, yüzleşmek durumunda kalan iki eyalet. Ve bu seçimde çok ciddi şekilde güçlenen sağ popülist, hatta faşist diyebileceğimiz Alternative für Deutschland'ın da esası en güçlü olduğu yerlerin başında Bavyera bölgesi geliyor. Son seçimde %13 oy almışlardı Avrupa Parlamentosu Bundestag seçimlerinde. Şimdi Bavyera'da Ekim ayında seçimler var, bölgesel seçimler ve Seehofer İçişleri Bakanı da eğer göçmenlik meselesinde sert bir söylem ortaya koyamazsa bölgede AfD'nin daha da fazla güçlenmesinden endişe ediyor. Dolayısıyla Merkel'e bir plan sundu bundan iki hafta önce Seehofer. Yani Merkel'in katıldığı G7 toplantısı öncesinde bu 64 maddelik bir plan. Merkel 63 maddesinde hemfikir olduklarını ifade etti. Yalnızca tek bir maddede hemfikir olmadıklarını söyledi. O da şu, Almanya dışında başka bir Avrupa ülkesine giriş yapmış. Göçmenlerin o ülkelerden Almanya'ya girişlerinin yasaklanmasını istiyor Seehofer. Merkel de bunu Avrupa Birliği Schengen Anlaşması'na aykırı bir tutum olacağını söyleyerek bunu reddediyor. Çatırdama derken burada gerçek manada bir siyasi krizden bahsediyoruz. Hatta benzer bir kriz 1976'da yaşanmıştı. Sosyal Demokrat Parti'nin Helmut Schmidt'le beraber kazandığı zafer sonrasında muhalefette kalan Helmut Kohl ve CSU lideri Strauss arasında ciddi bir kopuş yaşanmıştı. Onlar da Seehofer ve Merkel gibi aslında hem kardeş hem de çok ciddi rekabet içerisinde olan iki liderdi. Fakat buradaki çatırdama bir ay sonucunda esasında çözümlendi ve ondan sonra zaten Hristiyan Demokrat Birlik ve Hristiyan Sosyal Birliğin çok uzun bir süre yeniden hükümete geldiği bir dönem başladı. Burada Seehofer en son iki partinin Almanya parlamentosundaki ortak toplantısında planını açıkladı ve eğer bu plana destek verilmediği takdirde bunun ciddi sonuçları olduğunu söyledi fakat planı oylamaya sunmadı. İki gün sonra yani ayın 14'ünde Merkel bu sefer grubu topladı ve orada kendi planını açıkladı. Ben sizden zaman talep ediyorum. Bunu Avrupa genelinde bir Avrupa çözümü olarak ben kurgulayacağım. Bir endişeniz olmasın. Ardından Seehofer kendisine iki hafta süre tanıdığını açıkladı. Şimdi ayın 28'inde Haziran ayı sonunda Avrupa Birliği Liderler Zirvesi var. Ve liderler zirvesine bir ön anlaşmanın taslağı gönderildi. O da şu,
Ki Salı günü Macron ve Merkel bir araya geldiler Almanya'da. Orada temel ajandalarında göçmenlik meselesi vardı. Beraber çalışmak konusunda mutabık kaldıklarını açıkladılar ve Avrupa Birliği bölgesi dışında İtalya'nın da talep ettiği şekilde göçmen merkezlerinin kurulması gündemde. Şimdi bu 28'inde Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde masada olacak liderlerin önünde ve bu tartışılacak. Eğer Merkel buradan istediği sonucu alamazsa o zaman Almanya'daki siyasi kriz derinleşebilir. Çünkü Merkel de kendi partisi CDU içerisinde hem sağ kanattan hem de daha popülist kanattan baskı görüyor. O da şöyle bir eleştiri noktası itibariyle. Diyorlar ki partimiz çok fazla merkeze geldi fakat bizim partimizin sağda yer alması lazım. Yeniden sağa kaymadığımız noktada o zaman EFD tehlikesiyle biz de Almanya genelinde yüzleşeceğiz. Şimdi böyle bir kriz var, bunu takip edeceğiz Sinan. Bir ufak not koyalım. Salı günü Macron'la Merkel görüşmesinden söz ettin. Bu görüşme, sana sormak istiyorum, Almanya'da nasıl yankı buldu? Şöyle, esasında olumlu yankı bulduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ikili olumlu bir tandem içerisine girmiş görünüyorlar. Ve göçmenlik meselesinde Avrupa Birliği'nin bugüne kadar izlediği çizginin dışında yeni bir paradigmanın oluşturulması hususunda Macron ve Merkel'in beraber çalışacak olması, bu noktada yeni İtalya hükümetinin de duymak istediklerine benzer bir yaklaşım sahibi olmaları Almanya'da olumlu bir yansıma yarattı. Seehofer de şu an için sessiz ve durumu izliyor diyebiliriz. Bu hafta sonu Merkel'le Macron'un bir görüşmesi daha olacak. O da önemli, onu da takip edeceğiz. Önümüzdeki hafta zaten bu konuyu büyük ihtimalle tekrar konuşuyor olacağız. İstersen hızlı bir şekilde Yemen konusuna çok hızlı girelim. Yemen'de 1990'lar sonrasında belki de en ciddi insani riskle karşı karşıya durumdayız. Bundan iki hafta önce Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ortak bir koalisyon harekatı başlattılar. Ülkenin batısına yer alan ülkenin en büyük limanlarından biri olan Hudeyda Limanı'na karşı. Hudeyda Limanı başkent Sana'yı elinde tutan Hutti kabilesinin elinde ve iki ülkenin amacı burayı düşürmek. Fakat burada şöyle bir durum var Sinan, Yemen'de gerçekten bir insani kriz yaşanıyor. 22 milyon insan insani yardıma muhtaç durumda, 8,5 milyon insan açlık sınırında yaşıyor. Ülkenin tükettiği toplam petrolün, ilaçların ve gıdaların %90'ı dışarıdan geliyor. Bunun da %70'i şu anda operasyonla karşı karşıya olan Hudeyda Limanı'ndan ülkeye giriş yapıyor. Ve dünya buna son derece sessiz. Temel neden de esasında Hutileri Şii olmaları itibariyle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin düşürmek istemesi ve İran'ın bölgedeki etkisinin azaltılma çabası olarak düşünebiliriz. Bu noktada Amerika'nın sessizliği de ciddi tepki çekiyor. Fakat bu noktada da Donald Trump hükümetinin şöyle bir pozisyonu var ve Pentagon'un. Biz eğer dünyanın talep ettiği doğrultuda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkimizi sınırlarsak o zaman bu ülkelerin daha da bağımsız aksiyon almalarının önünü açarız. Ki biz biliyoruz ki iki ülkenin en önemli silah destekçilerinden bir tanesi de Çin. Dolayısıyla böyle bir eleştiri var. Kesinlikle çok bunu daha detaylı da konuşmamız lazım. İşte İran-Suudi gerilimi var bir tarafta. Bir tarafta dünyanın tanıdığı hükümetle Hutsilerin gerilimi var. Ve bir tarafta da IŞİD zemin buldu, El-Kaide zemin buldu ve tekrar ortaya çıktılar bu bölgede. Ciddi bir silah satışı var. Ciddi bir ekonomi dönüyor diyeyim orada. Çok bir dram yaşanıyor. Çok fazla can kaybı meydana geliyor. Açlık sınırında, açlıktan, sefaletten ölmek üzere olan çocuklar falan. Bunu önümüzdeki haftalarda daha detaylı konuşalım istersen. Tamam.
Burası Global Rapor. Bu haftanın dosyasını kapatıyoruz. Bizi izleyen herkese çok çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.